Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Biliyorsunuz biz yani lafız dört kısma ayrılıyordu birinci taksimde. Bunlardan birincisi hastı. İkincisi amdı. Üçüncüsü müşterekti. Dördüncüsü de müevveldi. Ama bizim Molla Hüsrev onu cem'i münekker yaptı. Yani farklı diğer usul kitaplarından ayrı gitti. Bunu göreceğiz. Peki biz neredeyiz bugünkü mevzuda? Onu hatırlatmak için bunu söylüyorum. Hastayız hala. Birinci kısımdayız. Çünkü hasta kendi içinde birkaç kısma ayrılıyordu. Birincisi neydi? Emirdi. İkincisi nehiydi. Şimdi nehi okuyacağız. Yani biz henüz hastayız. Amma başlamadık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi geçtik. Ennehyu yani yasaklama bir şeyi. Yasak demek. Nehi. Ve minhu yine hastandır. Has yani nehi yasak yasak manasındadır. Ennehyu nehi. Ne demek nehi? Müthiş bir tarif yapacak. Önce tamamını okuyacağız, sonra şerhini. Ve huve bu yasak, lafzun öyle bir nehi, öyle bir lafızdır ki, tulibe bihi bununla arzu ediliyor. El keffü el çekme, cezmen kesinlikle, yani şey mekruh falan değil yani, anladınız değil mi? Bi vat'ihi, bu da çok önemli, lehu. Çünkü o lafız onun için. Yani el çekme için konulmuş lügatte. Anladın? La tatlub isteme. La taktul. O lafız dediyor yani. Sıygayı kastediyor. Evet. İsti'la'en. Ha bir de o var. Yani tabii ki üstünden gelene nehi oluyor. Yoksa dua ve iltimas oluyor. Rabbena la tuahidna. Bizi sorgulama ya Rabbi. O duadır o. Nehi değil o. Haşa Rabbimize biz yasak getiremeyiz. O ayrı bir mesele. Buraya kadar anladık mı nehyin ne olduğunu? Şimdi okuyalım. Ennehyu nehi. Ve huve bu lafzun öyle bir lafız ki tulibe bihi kefu. El çekmek istenmiş. Kef el çekme. Neye bakıyorsun? El çekmeye mi? Kef. Keffe ye küffü. El çekmek. Ey min heysu innehu keffun ve imtina'un anil fi'li. Bir fiilden el çekme. Yasaklama cihetiyle. لَا مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ مَفْهُومٌ Yoksa o keften anlaşıldığı, birasi, başlı başına kef kelimesinden anlaşılan değil yani. Anladın değil mi? Çünkü kef kelimesi ükfüf diye, el çek diye emir olarak da kullanılır. مَلْحُوزٌ فِي نَفْسِي Kendi başına düşünülen bir şey değil. Yani bu sıyga yani. فَلَا يَرِدُ النَّقْدُ بِكَوْلِنَا Şu sözümüzle çelişme ortaya çıkmaz yani. Ükfüf, el çek. Bu kelimenin kendi manasıyla ifade ettiği bir mana. Biz sıyga itibariyle diyoruz lafız. Cezmen kesinlikle olacak. Yani harace bihi cezmen kesin demekle es-sıyagul müstamelatu lil kerahati. Mekruhlu için kullanılan bütün lafızlar ortadan çıktı. Fe innel mekruhe çünkü hoş görülmeyen mekruh leyse bi menhiyyin anhu hakikaten gerçekte yasaklanmıyor. وَالْاَمْرُ هَا لِأَنَّ مُوْجَبَ النَّهْيِ Çünkü nehyin, nehi sıygasının gereği, neticesi وُجُوبُ الْاِمْتِحَاءِ Anlatabildim mi? Son verme kesin yani. Kesin son vereceksin artık. Anlatabildim mi? لَا تَشْرَبُ الْخَمْرِ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Böyle yani. لِكَوْلِهِ تَعَلَى Çünkü ayet var. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Yani sizi Allah Resulü'nün nehyettiği şeylerden fentehu artık son verin. Vel emru emir ise lil vücubi kema sebeka. Yukarıda geçtiği gibi farziyet için. Bu intihai vücub, o vücub için. Aradaki fark o. Nenem de biliyor bunu değil mi? Vel hilafu ihtilaf şurada. Fi ennehu acaba bu nehi. Aynı ihtilaf şeyde de yaşandı. Emirde de. Hakikatun fit tahrimi fakat sadece haram kılmada hakikat mıdır?
Yoksa bunda hakikat diğerlerinde mecaz mıdır? اَوْ ف۪يهِ وَف۪يلْ كَرَاهَةِ اِشْتِرَاكَنْ لَفْس۪يَنْ اَوْ مَانَب۪يَنْ Yani lafsi müştereklik veya manevi müştereklik, bunları hep emirde okuduk ayrıntılı olarak. Kerahet ve tahrimde müşterek midir? Yani ayin kelimesi gibi. Kel hilafi sâbiki fil emri. Emir meselesindeki ihtilaf gibi. Geçen ihtilaf. Bi vat'ihi. Yani halun min damirin bihi. Min damirin bihi. Min damiri bihi. O yukarıda bihi dedi ya, onunla. Yani o öyle vaz edilecek yani. O sıyga onun için vaz edilecek. Ey mültebisen zâlike lafzu bi vat'ihi. Yani o lafız, o sıyga nehi için konulmuş olacak yani. Hadise o. Lehu ehli talebil kef. Yani el çekmekten istemek için vaz edilmiş olacak. Kharece bihi, bununla çıktı. El lafzul mevdu'u lil ihbari an talebil keffi. Yani bir şeyden el çekmeyle alakalı ihbar cinsinden olan. Anlatabildim mi? Fakat mena'a Allahu Teala. Allah men etti. Bu ihbar cinsinden. Talep cinsinden değil. Anlatabildim mi? İsti'la'en. Tabii ki yüksekten gelecek bu nehi. Kharece bihi, bununla çıktı. Eddua'u. Dua. Tıpkı Rabbena ve la tehmil aleyna. İsran kema tehmil. Hamaltehu alellezine min kablina. Vel iltimas, ne olur bana yani şey yapma, yani kızma. Değil mi? Bir sigatin nehi, nehi sigasıyla olan iltimas ve dua cümleleri çıktı bunda. Ve huve, gelelim neticesine, Hatice'ye. En nehyu, yani bu nehi denilen sıyga, yucibu devamet terki. Aynı şey emirde de vardı, hatırlıyor musunuz? Yani o terk etmeyi devamı gerektiriyor. لِيَنَّ مَعْنَا لَا تَدْرِبْ مَثَلًا. Mesela vurmanın manası, yani لَا يَسْتُرْ مِنْكَ دَرْبٌ. Senden hiç vurma sadır olmasın. Öyle değil mi? وَالنَّكْرَةُ. Buradaki nekre de, darbünde nekre var ya, anladınız değil mi? فِي سِيَاكِ النَّفِي تَعُمُّ. Yani nefi kalıbında hep umumilik ifade eder, devamlılık ifade eder. Bu bir nahiv kaidesi. Eğer olumsuz bir cümlede nekire bir kelime kullandıysanız o umum ifade eder. Bu önemli bir kaide. Bunu okumuştuk. Hani la raybe fih. Hiçbir şüphe yok. Öyle değil mi? O raybenin yani nekire olmasının sebebi o. İlla li delilin. Ama delil varsa başka. Yani ne demek delil? Yani devam etmeyeceğine dair. Yedüllü ala intifai devam. Devamın olmayacağına dair yasakta. Mesela ke kavli teala. La tekrabus salate. Namaza yaklaşmayın. Bu devam gerektiriyor. Ama ve entum sükara. Sarhoşken. O zaman o delildir ki devam edeceksin ama sarhoşken değil. Şartlı. Ne kadar güzel dersler. Kanel muhalif. Farklı görüşte olan bir adam demiş ki, kim olduğunu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Hocam buraya Şafii yazmış. İmam Şafii mi demiş? Aferin sana, bunlara dikkat et. Ha, buna bakacaktım. Yoksa vardır burada uzun uzun. İmam Şafii demiş. Fakat infekke devamu anhu. Bazen yani nehiden yani talebi intiha veya intiha şey nedir? Talebi intiha, devamlılık ayrılabilir. Mesela fi nahbi nehyil haidi anis salati ve sav. Enteresan bu. Namaz ve oruçta, oruçtan haiz kadın, nedir haiz gören kadın, nehyedilmiş. Ama o bittiği zaman devam edecek. Yani devamlılık arz etmiyor onlar için olan nehi. Yok İmam-ı Şafii. Burada çok şey değil, makul değil. O yine şartlı. Yukarıdaki ve entüm sükara gibi yani. Kulna deriz ki kardeş, zelike bu nehyün mukayyedün. Bu kayıtlı bir yasaktır. Ma'a umumihi li evkatil haydi. Hayız vakitlerini içine alır. Vel kelamu fil mutlakı. Biz mutlak nehiden konuşuyoruz. Kusura bakma, tam anlamamışsın. Öyle diyor bizimki. Neyse. Peki bu neyi gerektirir? Emir hüsnü gerektirirdi. Hatırlıyor musunuz? Yani bura çok basit. Hüsnün bir nevi tekrarı gibi. وَيَقْتَد۪ي الْكُبْحَ.
Yani nehi çirkinlik gerektirir. Allah bir şeyi nehyetmişse çirkindir. Ama buradaki tartışmalar hüsünde de olan tartışma geçerlidir. Onu unutmayın. Biliyorsun Mutezile dedi ki aslında çirkin olduğu için nehyedilir. Biz dedik ki aslında da çirkinlik vardır. Ama esas olan çirkin mi değil mi nehy-i ilahidir. Bak aramızda çok az bir fark var Mutezile ile. Şafii ve Eş'ari ise tamamen emredildiği için güzeldir, nehyedildiği için çirkindir dedi. Hatırladınız mı bunu? Şimdi buna göre okuyun. وَيَقْتَضِي الْكُبْحَ Çirkinliği gerektirir. لَا بِمَانَا كَوْنِهِ صِفَةً نُقْسَان Noksan, eksiklik manasında değil. Yani ne demek buradaki çirkinlikten kasıt? Yani şari'in sebat bir ikabını, yani ikabını gerektirmek manasında çirkin. Yoksa o bizim bildiğimiz çirkinlikler de yine tamam. Zaten onları da nehyediyor zaten. Mesela kel cehli, cehalet gibi. Cehaletin nesi var? Noksan sıfatından dolayı çirkin. Ev muhalifen lil garadi, maksada aykırı olduğu için çirkin olanlar var. Mesela kel zulmi, zulüm. Normalde eğer gavura yapıyorsan, anlatabiliyor muyum? Öldürüyorsan o zulüm olmaz, öyle değil mi? Ev gayre mulaimin lit tab'i veya insan yaratılışına uymadığı için kel murar mirareti acılık gibi değil mi? Bu acılık bu bizim biber acılığından ziyade böyle çok kötü acılar var ya onları kastediyor. Ve bil cümle özetle küllü ma yestevcibu zemme fi nazaril ukul akılların nazarında zem yani yermeyi gerektiren her şey ve mecaril adat adetlerin geldiği yerlerde fe inne zalike bütün bunlar yudreku bil akli akılla anlaşılıyor bunlar. Bunların çirkin olup olmadığı. Varade bihi şer'u emla. Şeriatın hükmü varid olsun olmasın. Bir ittifak bütün ulema bunu kabul ediyor. Eş'arisi de, Maturidisi de ve kim? Mutezilesi de. Ama mana şu. Yani çirkinliği gerektirir. Bel bimana kevnihi eyl menhihi anhu. O yasak edilen olduğu manasında. Müteallaka demmi. Daima yermeyi gerektiren bir şey. Acilen fi dünya, dünyada peşin olarak yeriliyor. Zina gibi. Ve müteallekel ikabi acilen fil ukba. Ahirette de tecilli olarak yani sonradan gelecek şekilde azabı gerektiren manasında. Buradaki kubuhten kasıt bu. Anladık mı? Ey kevnül fiili yani fiilin öyle olması ki biheysu o şekilde olması ki يَسْتَحِقُّ فَاِلُهُ Onu yapan hak kazanıyor. فِي حُكْمِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın hükmüne göre اَذَّمَّ وَالْعِقَادُ Dünyada zem, yerme, ahirette azap. فَاِنَّهَا دَا بُ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ İhtilaf edilen konu bu. كَمَا سَبَكَ فِي الْحُسْنِ Güzellik konusunda, hüsn konusunda geçtiği gibi. Ha, Burak şimdi geldi. İşte bu. Yani Maturidiyenin görüşünü ortaya koymak için geldi. Bak yukarıda dedi ki ve yucibul kubha demedi. Çirkinliği gerektirir demedi. Çirkinliği gerektiren başka sebepler de olur. Yaratılıştan işte biraz önce nakletti aklın anladığı. Biz onları Maturidi diyoruz. Zaten çirkin bunlar yani. Gerektirir diyor bak. Onun için yani netice olarak gerektirir. Ve fihtiyari lafzı yaktadi ala yucibu. Yucibu yerine yaktadi lafzını seçmesi işaretun ila şuna işaret. Ennel kubha çirkinlik lazimun mütekaddimun. Önceden var olan bir şey. Yoksa nehyedildiği için var oldu değil. Bu Eş'ariyenin görüşü. Anladık değil mi meseleyi? Bir mana şu manada. Ennehu yekunu kabihan. Bir şey çirkindir de fenhallahu anhu Allah da onu yasaklıyor. La yoksa şu manada değil. Ennen nehye yucibul kubha. Yani yasak etmek çirkinliği gerektirir. Kema huve ra'yul eş'ariyi. Eş'ari'nin görüşü böyle. Hatırlarsanız muhtar olan görüş eş'ariye yakındı. Hüsn'de okuduk ve Bediüzzaman buna yakın görüşü tercih ediyor. Yani yasak edildiği için bir şey çirkindir diyor.
Direkt önceden çirkinlik var mı yok mu onu bilmeyiz diyor. Bu Vesvese Risalesi'nde açıklıyor bunu. وَالْاَقْوَانُ السَّابِقَةُ فِي الْحُسْنِ Hüsünle alakalı geçmişteki bütün görüşler cariyetun fil kubhi eytan. Aynen kubuhta da geçerli. فَلَا حَاجَةَ اِلَى اِعَادَتِهَا بَعْدَمَا عَرَفْتَ Sen öğrendikten sonra tekrar onu tekrarlamaya gerek yok. فَهُوَ Gelelim kısımlarına. Kabih de iki kısım, kubuh de iki kısım. Biliyorsun kubuh li aynihi değil mi? Kubuh li gayrihi. Onu anlatacak şimdi. فَهُوَ اِذَا كَانَ الْكُبْحُ مُقْتَدًا نَهْيِ لَا مُوْجَبَهُ Yani nehyin neticesi olur. Gerektirdiği bir şey olmadığı zaman فَالْكُبْحُ Ama ötekinde öyle değil. Nehyettiği için çünkü. Hepsi li aynihi gibi oluyor. değil mi? Ha. Emrettiği için. فَالْكُبْحُ Çirkinlik اِمَّا لِعَيْنِهِ Ya bizzattır. Bizzat da iki kısım. Ya hakiki olarak ya hükmen. Onu okumuştuk Hüsn'de de. Ya aynen ey اَيْنِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ Yani yasaklanan şeyin kendisi çirkin. سَوَاُنْ كَبِيحٌ جَمِيعُ اَزَّيَا اَبَعْضِهَا İster tüm cüzleri çirkin, ister bir kısmı çizgin, çirkin. Yani nehyedilenin kendisi çirkin. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ Bundan kasıt şu değil. اَنَّهُ كَبِيحٌ مِنْ حَيْسُهُ وَهُوَ Yani zatı itibariyle çirkin olmayabilir. لِمَا تَقَرَرَ Çünkü yukarıda anlattık, gerçekleşti ki اَنَّ الْاِضَافَةَ دَاخِلَةٌ فِي حَقِيكَةِ الْفِعْلِ Fiilin hakikatına dahildir o çirkinliği ona izafe etme. Öyle değil mi? Bir parçası çirkin olur. Bizzat kendisinin tümüyle çirkin olması da gerekmez yani. Anlatıp izafetten kasıt bir şeye çirkin deme. Burada hüküm, mantıkta nispet diyoruz. Hatırlıyor musunuz? وَاَنَّ حُسْنَهُ وَكُبْحَهُ Bak, bir şeyin güzelliği de çirkinliği de لِجِهَاتٍ bazı yönlerden dolayıdır. Mesela adam öldürmek, yani normalde eğer haksız olarak öldürüyorsan çirkindir. Ama düşmanı öldürüyorsan güzeldir. Cihattır o. يَكَعُ هُوَ عَلَيْهَا Yani o fiil o cihetler üzerine vuku buluyor. Anladık değil mi bu cümleyi? بَلِ الْمُرَادُ Maksat şudur. اَنْ عَيْنَ الْفِعْلِ الَّذ۪ي اُضِيفَ اِلَيْهِ النَّهْيُ Allah Allah. Yani fiilin, nehyin kendisine izafe edildiği. Bak izafe diyor bak. Yani çirkindir denilen fiilin kendisi kabihun çirkindir. Ama bu çirkinlik illa bizzat kendisinden gelmez. وَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ لِمَعْنًا زَائِدٍ عَلَى ذَاتٍ Bizzat kendisinin dışında bir manadan, sebepten dolayı o çirkinlik gelse de. Yani illa zatının bizzat tam çirkin olması gerekmez. Yukarıda misal verdim. Adam öldürürsün çirkindir, adam öldürürsün güzeldir. Olay bu. كَالْكُفْرِ وَالْظُلْمِ وَالْعَبَثِ Bak anlatabildim mi? Küfür çirkinliği getiren bir cihettir değil mi? Zulüm. Zulümle adam öldürüyorsan o onu vel abesi lüzumsuz iş yapıyorsan fe inne kubhaha çünkü bunların çirkinliği bi itibari küfrani ni'me nimete nankörlük ettikleri içindir küfür değil mi ve vad'i şey'i fi gayri mahalli bir şey yerinden başka bir yere koyduğu için ne demek yerinden başka bir şeye koymak zulüm işte yani anlatabildim ve hulubi anil faideti faydasız bir iş yapıldığı için bu cihetlerle Anlatabildim mi? Ne olur? Kabih olabilir. What an? İki kısım. Bu da çok önemli. Ya vazı itibariyle, yani sözlükte konulduğu mana itibariyle çirkindir o şey. Ey minciyetil vad'i, vadı itibariyle. Bi en yada'al vadi'u el lafsa, yani o sözlükte, o sözü koyan adam koymuş, li fi'lin, Bir fiil için mesela hırsızlık anlatabildim. Yani hakikaten hırsızlığı koyan adam o pis şey için koymuş. Urife kubhuhu çirkinliği bilinen bir şey için fiil için koymuş. Bi mücerredil akli yani sırf akıl sebebiyle yani illa burada kable vurudis sem'i yani şeriattan bir emir gelmeden. Öyle değil mi? Hırsızlık gibi yani. Bunu başka şeye aramaya gerek yok. Kel küfri veya küfür gibi.
فَاِنَّ كُبْحَ كُفْرَانِ نِعْمَةِ Çünkü nimete ankörlük etmenin çirkinliği merkuzun fil okul. Bütün akıllar için ne yapılmıştır? Gizlidir, mevcuttur. Merkuzdan kasıt o. Reks edilmiş, içine konulmuş. Akıllar bunu anlıyor. Demek ki ya bizzat çirkin ama vad'an. Kelimenin konuluşu itibariyle. Evli aynihi şer'an veya şer'an onun aynı için çirkin denilmiş. Sebebi de şu, li ademil mahalliyeti. Yerinde kullanılmadığı için. Örneği neydi? Adam öldürdü. Öyle değil mi? Evil ehliyeti veya ehil olmadığı için. Öyle değil mi? Yani mesela nedir? Şimdi bir insanın kız kardeşiyle evlenmesi haramdır. Çirkindir o. Neden? Ehil değil. Çünkü ehliyet yok. Emlak bizalike. Mesela yani ben öyle kafamdan misal verdim. Kebe'il hurri bak. Burada yeri yok bunun için yani. Hür bir adamı satamazsın yani. Burada mehal demek alım satımın yapıldığı yer demek yani. Konu manasına. Ve inne şer'a çünkü şeriat ceale mehallel bey'i satım akdinin konusunu kılmış elmalel mütekabbi mehalel akdi. Akit sırasında değeri olan mal. Biliyorsun mali mütekabbim değeri olan mal demek. Mal mal demek. Mütekabbim de değeri olan. Ne demek değeri olan? Mesela Müslümana göre domuz etinin değeri yok. Anlatabildim mi? Bunun gibi yani. لِيَحْسُلَ الْفَائِدَةُ Fayda olsun diye. وَالْحُرُّ لَيْسَ بِالْمَالِ Halbuki hür olan insan mal değil ki. وَحُكْمُهُ Bak. Peki kabihin لِعَيْنِهِنِنْ hükmü nedir? İster vaz'an, ister şer'an. Yani اَيْ حُكْمُ الْقَبِيحِ لِعَيْنِهِ وَطْعَنْ كَانَ اَوْ شَرَانْ İster vat'an, ister şer'an. Kabihli aynihinin hükmü nedir? Neticesi ne? Şeriattaki neticesi batıl mı, fasit mi? Öyle değil mi? Haram mı, bilmem ne mi? Bütün bunları açıklayacak. Kardeş, el butlan. Batıl olur. Geçersiz tamamen. Dolayısıyla haramdır yani. Olmayan bir malı satmak haramdır. Hür adamı satmak haramdır. Batıl. Yani lazimen lil menhiyi anhu. O yasaklanandan asla ayrılmaz bu özellik. Bir de ayrılan var. O fasit. Anladın değil mi? Mesela malı satıyorsun. Semenin ne kadar olduğunu belirtmiyorsun parayı. Şimdi burada fasitlik var. Yani malın, akdin kendisine ait bir şey değil bu. Sıfatı. Çünkü meçhuliyet var burada. O meçhuliyet sebebiyle fasit oluyor vakit. Demek ki mecellede meşhurdur arkadaşlar. Bunu ezberleyin. İleride gelecek. Bir şey aslan ve vasfan gayrimeşru ise batıl diyoruz. Bunu ezberleyin. Yani Ahmet Efendi bunu bileceksin dedi Ruhi Özcan. Allah rahmet eylesin. Büyük bir allameydi. Benim hocam. Yani o zaman ben tabii çok usulde güçlü değildim. Birinci sınıfta herhalde. İlahiyat şey, İslam İlimler Fakültesi bunu tarif etti. Yani مَا كَانَ مَشْرُعًا aslan ve vasfen فَهُوَ الْبَاطِلُ Şey, yani مَا كَانَ غَيْرِ مَشْرُعًا Gayri meşru olursa aslan ve vasfen o batıl. Ama bir şey مَا كَانَ غَيْرِ مَشْرُعًا vasfen, özellikleri, asılları değil de, aslan değil de ona da fasit diyoruz. Ha la yutasavvaru infikakuhu anhu. La yutasavvaru infikakuhu anhu. Ondan ayrılması mümkün değil. Ha. Ve la yakunu min eşşurut. Şartlardan değil, rükünlerden. Bakın rükün ayrı. Rükün bir akdi meydana getiren temel esaslar. Şart işte dediğim gibi mesela para belirlenecek. Şart bu. Anlatabildim mi? Sevaun sadaka alel mezumi ister o lazım olan şeye doğru olsun yani. Nehu savmil eyyamil menhiyeti. Bak bura önemli. Yasaklanan günlerde oruç tutmak gibi. Anlatabildim mi? Yani burada i'radun an diyafetillahi teala. Yani Allah, ha özür dilerim neredeyiz biz? Ha? Atladık ben de diyorum ulan kafam da atladı. Bu nasıl bir mana? Özür dilerim yani. Ha. Ey ademül meşruiyeti bi aslihi ve vasfihi bi hilafil fesat. Fesat değil de
Butlan demek, aslan ve vasfan batıl demek. Meşru değil demek. Fe innehu, çünkü bu ibaretun an ademil meşruiye. Hiç meşru değil. Bi vasfihi, yani fe innehu dediği fesat, fasiklik, ibaretun ibarettir an ademil meşruiyeti. Meşru olmama. Ama bi vasfihi, vasıfları itibariyle. La aslihi, aslı itibariyle değil. Kema seyyeti. Ah, şimdi gelecek. Anladık mı kardeşler? Arasında bir fark var mı yani? Var tabii. Bak hemen söyleyeyim. Bunu iyi dinleyin arkadaşlar. Anlamadığınızı hemen anlatın. Bakın şeyden misal vereceğiz. Akitten, akdi bey, satım akdinden misal. Satım akdinin rükünleri var. Bir de şartları var. Bak bunlar çok önemli şeyler. Mesela rükünler, nedir rükünler? Bura çok önemli. Bir, taraflar. Taraflar ehil değilse, o işe mahal değilse hep batıl. Gidip sen 3 yaşındaki bir çocukla alışveriş yaparsan batıldır. Mecnunla alışveriş yaparsan batıldır. Taraflar. Alan ve satan. Bak sağlam olan bu. Rükün bunlar. Bir de ne var? Sıyka. İcap ve kabul. Anlatabildim mi? İkrah ile olmayacak. Anlatabildim mi? Bunlar nedir? Yani önemli rükündür bu ikisi. Ama bir de şartlar var. Bak şartlar, rüknü biz anlattık aslında bunu. Yani rükün demek yoksa o akit yok. Varsa var. Ama şart ise bir akdin olması için gerekli ama yoksa o akit yok manasına değil. Mesela diyelim. Bakın yani bura önemli bir nokta. Diyelim ki bir adam, bak 3 yaşında bir çocukla alışveriş yaptı. Mümkün değil. İradesi yok çünkü. Temiz kudreti bile yok. Anlatabildim mi? Bu tamamen batıl. Ama 8 yaşında bir çocuğa babası dedi ki ben gidiyorum, dükkan sana emanet dedi. Satış da yapabilirsin dediyse zaten bu izin. Ama satış yapamazsın dediyse, beni bekle dediyse, o zaman bu çocuk temyiz kudretine sahip. Anlatabildim mi? Yaptığı akit münakit kuruldu. Bura çok önemli bir nokta. Ama babasının ruhsatına bağlı. Mevkuf diyoruz biz ona. Çünkü temyiz kudretine sahip bir insanın iradesi yeterli değil. Anladın mı? Veya mesela diyelim ki mebiya, yani akde konu olan şey, anlatabildim mi? Ayıplı olmayacak diye şart koşuldu. Ama ayıplı çıktı. O zaman akit batıl değil, fasit. Ne demek? Ya tazminatını ödeyecek ya ayıpsız bir şeyi getirip verecek. Yoksa da akdi iptal etme hakkı var. Fasitte akit kuruluyor. Batılda hiç kurulmuyor. Burayı anladınız mı? Aferin size ya. Ve imma zalikel kubhu veyahut da bu çirkinlik li gayrihidir. Başka bir sebeple, zatından dolayı değil. Ey gayril menhiyi anhu hale kevni zalikel gayr. Yani yasaklanan şeyin başkasıyla. Ama o başkası olduğu halde. Ne olduğu zaman. Bak bura önemli. Yani yine bu hata ya. O kadar cümleyi bölmüş ki bu bizim hoca. Yani ben var ya, almamış olsa kitapları tamamen onunla yenilerdik yani. Ya olmamış bu. Hocam belli olmaz. Yani Türkçe gramer imla kaydelerini bilmiyor hocamız. Allah uzun ömür versin. Burada paragraf olmaz. Bilmeyen bir adam hiç anlayamaz. Yani hale kevni zâlikel gayr. O çirkinliğe sebep olan o başka şey olmak şartıyla. Nasıl olacak? Vasfen. Vasıf olacak. Rükün değil ha. Anladın mı? Lazimen lil menhiyi anhu. Yasaklanan şeyden kopmayan bir vasıf. Anlatabildim mi? Kopabilen olsa başka. La yutasabaru infikâkû anhu. Mesela satılan mal mebi' ayıplı. Öyle değil mi? Mesela yani. Ayıplı. Ve la yekûnü mineşşurut. Şartlardan da olmayacak. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Şart ayrı, rükün ayrı. Sevaun sadaka alel mezum
o gerekler yani lazımın gereği olan neticeye sadık olsun o şart. Nehu savmil eyyamil menhiyeti. Yasaklanan günlerde oruç tutmak gibi. Orucun kendisi kabih değil burada. Yasaklanmayan günlerde tutmak şart. İ'radun an ziyafetillahi teala. Allah'ın ziyafetinden yüz çevirme manası olduğu için değil mi? Ha, evla veya öyle olmasın kessemeni. Mesela para gibi. Fe innehu küllema yücedül bey'u yücedül semen. Yani para şarttır yani. Ama belirlemediniz. Vallahi belirleme. Kendisinden belirlenmiştir o. Ama şart yerine gelmemiş, tam belli değil. Yani meçhuliyet var. Ondan dolayı çirkin. Yani ne zaman alım satım varsa, eğer o vakıf değilse veya hibe değilse, o semen var yani. Semen parası demek, değeri demek. لَكِنَّهُ بُوْ لَا يَسْلُكُ عَلَى الْبَيْعِ Yani alım satım akdinin tam kendisi değildir bu. Anlaşıldı değil mi? وَلَيْسَ رُكْنُهُ Rüknü değildir semen. Yani rüknü değildir. Çünkü alım satım varsa semen de vardır. Eksiği nedir? Şart olan nedir? Belirlenmesidir. لِأَنَّهُ Çünkü bu vesiletün اِلَى الْمَب۪يعِ Satılan malı, mala vesiledir o. Kendisinin bir şartı yok. لَا مَقْسُودٌ asli gün. Asli maksat değildir. فَجَرَى مَجْرَى آلَاتِ السَّنَاتِ Tıpkı sanat aletleri var ya, onun yerine geçmiş oldu gibi yani. Hani sanat aleti var ya, yani bir adam necar olması için elinde bir sanat olması lazım. Yani bir adam da alışveriş yapması için mutlaka para ödemesi lazım. كَسَوْمِ الْاَيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ لِغَيْرِ چِنِكِ olanlara misal, anlatabildim mi? Yasaklanan günlerde oruç tutmak gibi. Yani el-i'deyni ve iyyami teşriki. İki bayram, biliyorsun iki bayram, birinci bayramda bir gün müydü? Yok, üç gün, öyle mi? Ya birinci bayramda, yani Ramazan bayramında bir gün. Ama ötekinde dört gün, evet. Ve iyyami teşrik, teşrik günlerinde de öyle. Fe innel mana el-mucibeli kubhi, çirkinliği gerektiren sebep, gayrussav, orucun dışındadır. لَكِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ Ama ona bitişik. Vakit çünkü daha orada tutuyorsun. وَوَصْفُ لَهُ Onun özelliği. وَهُوَ الْاِعْرَادُ عَنْ ضِيَافَةِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın ziyafetinden yüz çevirme. Demek birincisi neydi? Birincisi o gayr olmuş olması lazım, vasıf olması lazım. Değil mi? Rükün değil. Veya ne olması lazım? مُؤَوْ حَالَ كَوْنِ ذَٰلِكَ الْغَيْرِ emran mucaviran lil menhihi anhu veyahut da nehyedilen şeye bitişik olması lazım. Yani komşu şey değil, tam bitişik değil. Anladın değil mi? Şart tam bitişik, semen gibi. Semensiz bey olmaz, değil mi? Ama bu öyle değil. Ona bitişik olduğu için mesela gasp edilen arazide namaz kılıyorsun. Burada namazın kendisinde hiçbir şey yok. Ama bitişik olan şey bozuk. Bence bunu yarın devam edelim. Çünkü uzatacak. Gerçi şuraya kadar geliyoruz da yani ama benim şahsi kanaatim yani siz bilirsiniz. Nedir kanaatiniz? Yani güzel anlamak yerindedir yani. Yanlış mıyım? Yoksa benim için isterseniz sonuna kadar okuruz. Benim Cenab-ı Hakk'a şükür. 2-3 dakikada 7-8 sayfaya bakmam kafi hatırlamam için. Bu Allah'ın bir lütfu. Anladın değil mi? Bakıyorum. Yani ne okuyacağız, ne edeceğiz? Şey yapıyorum yani benim ama şey son prosedür yani işlemci. Erken geliyor yani. Bilgisayardaki dosyayı çekiyorum. Hangi konuyu okuyacağız, ne yapacağız diye. Onun için siz kendiniz ama iyi anlamak için burada kalın. Ben o kanaatteyim, siz bilirsiniz yoksa. Vay 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 vay.